Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde periyodik cetveli inceleyeceğiz. Periyodik tablo kimya bilimini inceleyenler için en önemli araç olarak kabul edilir. Cetvelin çok sayıda yararlarından biri de elementlerin özelliklerinin öğrenilmesidir. Örneğin herhangi bir grupta yer alan bir elementin fiziksel veya kimyasal özellikleri öğrenildiği zaman aynı grupta yer alan diğer elementlerin özellikleri de büyük ölçüde tahmin edilebilir. Şimdi şekile baktığımız zaman şekil 1 de periyodik cetveldeki elementleri gösteriyor. Biraz büyütürsek daha rahat görmemizi sağlayacağız. Gördüğünüz gibi 18 tane gruptan oluşan Bunlardan A ve B olarak ayrılan bir periyodik cetveldir. Düşey sütunlara biz grup derken yatay sıralara ise periyot diyoruz. Ve toplamda 8 tane A grubu ve 10 tane B grubundan oluşurken 8B grubu 3 tane bloğun yan yana gelmesinden meydana gelmektedir. Evet Şimdi devam edelim. Periyodik cetvele. Evet. Periyodik tablodaki elementlerin elektron dizişine göre sınıflandırılması. Elektronlar elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemekte en önemli rolü oynamaktadır. Özellikle değerlik elektronları diye tanımladığımız dış enerji düzeylerinde yer alan elektronlar bu konuda önemlidir. Biliyorsunuz geçen dersimizde değerlik elektron sayısını ve Lewis elektron düzenindeki dağılımını anlatmıştık. Periyodik cetvelde elementlerin sınıflandırılması bu özelliklere dayanmaktadır. Şekil 1.15'te görüldüğü gibi elementlerin elektron dizilişiyle biten alt düzeyine göre 4 bölüme ayırabiliriz. Şimdi biraz büyüttüğümüz zaman şurada şekle bakalım. Gördüğünüz gibi S bloğumuz var. Elektron dağılımı S ile bitenler. Hemen bir tane örnek yazalım. Diyelim ki sodyumu verelim. 11. 1s2 2s 2 2p 6 3s 1. Gördüğünüz gibi son elektron s ile bitmiş. s bloğunda yer alır. Bir tane de p'ye örnek verelim. Mesela azot olsun. Azot gördüğünüz gibi 7 atom numarasına sahip. 1s 2 2s 2 2p 3. Son katmanda kaç elektronu var? 5. Son elektronu neyle bitmiş? P orbitaliyle bitmiş. O zaman nerede yer alıyor? P'de ye yer alıyor. Buradan yola çıkarak elektron dağılımı D ile bitenler D'de, F ile bitenler ise F orbitalinde yer alacaktır. Peki. Devam edelim ifadelerimize. Şimdi geldik S grubuna. S grubu elementlerine biz S bloğu diyoruz. S grubu elementleri periyodik cetvelin en solunda yer alan yani şurada gösterildiği yer alan 1A ve 2A grubu elementlerini içerir. Elektron dizişi S alt enerji düzeyi ile biten elementlerdir. Bunlar da istisna olarak helyum en sağda soy gazlarda yer almaktadır. 1A grubu Son alt enerji düzeyi S orbitalindeki bir elektron içeren elementleri kapsamaktadır. 2A grubu ise son alt enerji düzeyi S orbitalinde 2 elektron içeren elementleri kapsıyor. Yani 1A ile bitenler S1 ile 2A ile bitenler ise elektron dağılımı S2 ile bitenler olacaktır. Evet devam edelim. Geldik P grubu elementleri yani P bloğu. Bunlar periyodik cetvelin sağında yer alan elementlerdir. Şekil 1.16'da görüldüğü gibi elektron dizisi P alt düzeyiyle bitenleri içerir. Bunlar 6 gruptan ibarettir. İlk 5'i 3A, 4A, 5A, 6A, 7A periyodik cetvelin en sağında yer alan son grup ise 8A olan soy gazdır grubun adını alır. S ve P alt düzeylerinde yer alan elektronların kısmen dolu olarak bulunduğu elementler ile soy gazlar baş grup elementleri adını almaktadır. Yani A bloğunda yer alan bütün elementler yani 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A gruplarının hepsine biz baş grup elementi diyoruz. Bazı grupların özel adları bulunmaktadır. Örneğin 1A grubu elementlerine biz alkali metaller grubu diyoruz. Ama burada istisna bir durumumuz var. Hidrojen biliyorsunuz 1A grubunda yer almasına rağmen alkali metaller grubuna girilmemektedir. Aynı şekilde 2A grubu toprak alkali metalleri, 7A grubu elementler ise halojenler adını almaktadır. Evet. Burada gördüğünüz gibi bir periyodik cetvelimiz var. S grubu elementleri, D bloğu elementleri, P bloğu elementleri ve F bloğu elementleri. Evet. Şimdi geldik. Devam edelim. D grubu elementleri. Evet. Bunlar metal elementleri olup elektron dizisi S ve D alt düzey ile bitmektedir. Bu elementler geçiş elementleri yani geçiş metalleri transiyon element veya B grubu elementleri denir. Periyodik cetvelin ortasında yer almaktadır. F grubu elementleri yani F bloğu. Bu elementler periyodik cetvelin en altında yer almaktadır. Bunlar elektron sıralaması F alt düzeyi ile bitmektedir. Bunlar iç geçiş elementleri. The inner transition metal denir. Burada 14 grup yer almaktadır. Bu gruplar 6. ve 7. periyottadırlar. Periyodik cetveli daha kullanışlı hale getirmek için bu grubun elementleri periyodik cetvelin temel bölümünün altına yerleştirilmiştir. Geldik periyodik cetvelde yer bulma. Şimdi ilk önce şu sorulara cevap verin. A grubun elementlerinden herhangi bir elementin yer aldığı periyot veya grubu nasıl belirleyeceğiz? A grubu elementlerinin periyot ve grubunun numarasını öğrenebilmek için aşağıdaki adımları izleyeceğiz. 1. Elementin elektron sayısını belirledikten sonra elektron dizisini yazarız. Periyodun numarasını en temel enerji düzeyinin en üst numarasını göstermektedir. Bu düzeyle elementin periyodik numarasını bulunur. 3. Grup numarasını aşağıdaki gibi buluruz. Elektron sıralaması S alt düzeyi ile biten zaman bu düzeyde bulunan elektron sayısı grup numarasını göstermektedir. Elektron sıralaması P alt düzey ile bittiği zaman bu düzeyde bulunan elektronların sayısı ile S alt düzeyde bulunan iki elektronun toplamı grup numarasını göstermektedir. Buna göre toplam elektron sayısı 8 olursa bu element soy gazların grubunda yer almaktadır. Sadece helyum bir istisna olarak son temel enerji düzeyinde sadece 2 elektron bulunmasına rağmen soy gazlar grubunda yer almaktadır. Aşağıdaki elementlerin yer aldığı periyot ve grup numaralarını belirleyiniz diyor. Evet. Gördüğünüz gibi potasyum, neon, klor ve oksijen gazlarının periyodik cetveldeki yerlerini belirlemişiz. Evet. Oksijen elementinin elektron dağılımı 1s2, 2s2, 2p4 ile bu elektron dizisine göre en son temel enerji düzeyi 2'dir. Dolayısıyla periyot numarası 2 olmalıdır. En son alt düzey P'dir. Bu da 4 elektron içermektedir. Buna daha S'in 2 elektron ilave edilirse toplam 6 elektron eder ve dolayısıyla grubu da 6'dır. Buna göre oksijen periyodik cetvelin 2. periyot 6. grubunda yer almaktadır. Aynı şekilde kloru da yapalım. Klora baktığımız zaman klorun son katmanında kaç elektron var? 7 tane elektron var. Son baş kuantum sayımız kaç? 3. O zaman ne diyoruz? 3. periyot 7. grup, 7A grubu diyoruz. Evet. Aynı şekilde Neona bakalım. Neonun elektron dağılımı P6 ile bitiyor. Son katmanda 8 elektronu var. Baş kuantum sayımız 2. İkinci periyot 8A grubu. Devam edelim. Potasyum son katman 4. O zaman 4. periyot 4. periyot 1 A grubudur. Evet bu şekilde periyodik cetveldeki yerlerini sınıflandırabiliyoruz. Peki devam edelim. Evet örnek bir ona bakalım. Periyodik cetvelde aşağıdaki elementlerin yerleriyle ilgili ortak olan nedir diyor. Hemen bakalım. Magnezyuma. Magnezyumun elektron dağılımı neyle bitiyor? 3S2 ile bitiyor. Sodyum 3S1 ile bitiyor. Lityum ise 2S1 ile bitiyor. Şimdi böyle bir grup sıralaması yaptığımız zaman şöyle bir düzen kuralım kendimize. Şuraya 1A diyelim. Şuraya 2A diyelim. Şuraya ikinci periyot diyelim. Şuraya da üçüncü periyot diyelim. Şimdi bu sıralamaya göre baktığımız zaman Lityum ikinci periyot 1A grubu. Sodyum 3. periyot 1A grubu. Magnezyum da 3. periyot 2A grubu olacaktır. Sıraladığımız zaman lityumu buraya yerleştirdik, sodyumu buraya yerleştirdik. Magnezyumu da buraya yerleştirdik. Buradan çıkartacağımız sonuç lityum ve sodyum aynı grup elementi olup sodyumla magnezyum ise aynı periyotta yer almaktadırlar. Yine başka bir problemimiz var. Hemen yanında verilmiş. Demiş ki periyodik cetvelde yer alan aşağıdaki elementlerin periyot ve grupları hangisidir? Alüminyum vermiş. 10, 3, 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 1. Kestik. Ne oldu? Üçüncü periyot 3a grubu. Hemen altında karbon 6, 1s, 2, 2s, 2, 2p, 2. Kestik ikinci periyot 4 A grubu. Evet, lityumu da zaten burada bulunmuştuk. Hemen altında yine aynı şekilde periyodik cetvelde yer alan elementlerin ortak olan özelliklerini söyleyin demiş. Şimdi bakıyoruz. Berilyum hangi grupta? İkinci periyot 2A grubu. Bor ikinci periyot 3A grubu. Azot ikinci periyot 5A grubudur. Gördüğünüz üzere bunların üçü de ikinci periyotta yer almaktadır. Yanda verilen soruda demiş ki periyodik cetvelde yer alan aşağıdaki elementlerin bulundukları yer itibariyle aralığındaki ortak olan şey nedir diyor. Hemen bakalım. Fosforu çizelim önce. Bir silelim etrafımızı. Fosfor 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 yani 3. periyot 5A grubu. Silisyum 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 Bu da 3. periyot 4A grubu. Son olarak karbon 1S, 2, 2S, 2, 2P, 2. Buradan da ikinci periyot 4A grubu gelir. Bunları yine şöyle bir düzenek hazırlarsak. Şuraya 4A, buraya 5A dersek. Buraya ikinci periyot, üçüncü periyot dersek. Yerleştirmeyi yaparsak. Buraya P buraya ya, C yi buraya da J. Buradan da anlaşıldığı gibi karbon ve silisyum aynı grup elementi, silisyum da fosfor da aynı periyot elementi olacaktır. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.